Sevgili izleyiciler akşam haberlerinde şu dakikalarda konuğumuz Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Gülden Hanım. Sağ olun. Ee, şimdi aslında hem e, tabii Karesi üzerine konuşacaklarımız var ama önemli bir başlığımız var. E, onunla biraz e, birkaç madde halinde detayları izleyicilerimize de paylaşalım istiyoruz. E, bu sene 37.si düzenlenecek değil mi? Evet, 11-12-13 Ağustos'ta. Evet. E, Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri. Ee, şimdi tabii aslında hem yağlı güreşleri konuşacağız. 37.si düzenleniyor. Biraz ata sporlarını konuşacağız. Bu dönemlerde biraz daha herhalde değil mi üzerine ehemmiyetle eğilmesi gerektiğinin bir kez daha vurgulayacağız. Tabii ki. Önce bir başlayalım mı? Kurt Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Evet. Ee, önemli bir figür, karakter. Biraz detaylandıralım isterseniz. Şimdi tabii Kurt Dereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri Cumhuriyet tarihimizde çok daha önceye dayalı olarak yapılıyor. Ama 37 yıldır arşivlere girmiş bir güreş. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde güreşmiş pehlivanlarımızdan ve Atatürk'ün sözünü sporculara düstur edinsin diye söylediği bir söz var. Çünkü pehlivan sen neden böyle güçlüsün çok güzel güreşiyorsun dediğinde ben her güreştiğimde Türk milletimi arkamda hissediyorum ve onlara mahcup olmamak için güreşiyorum dediğinde bunu e, tüm sporculara düstur edinmesini temenni ediyorum dediği bir pehlivan ve Kurtdere Karesi ilçemizin bir kırsal mahallesi e, Balıkesir merkez e, sayılıyor. Ee, ve burada yıllarca Cumhuriyet tarihinin en önemli başpehlivanları yetişmiş ve Kırkpınar'da hep başpehlivan olmuş. Ee, biz de Büyükşehir olduktan sonra ben e, Kurucu Karesi Belediye Başkanıyım. Hı hı. Güreşlerimizin daha e, geleneklerimize, göreneklerimize uygun halde yapılmasını istedik. Ve son 4 senedir güzel bir şekilde güreşlerimizi e, halkımızda e, seyrine sunuyoruz. Türkiye'nin her yerinden en önemli başpehlivanlarımız geliyor. Türkiye'de güreşe çok değer verildiğini, ben de evet. sizin gibi şehirde yaşayan güreşlere aslında fırsat bulmak istese de gidemeyen ailenin çocuklarındanız. Ben Almanya doğumluyum. Almanya'dan geldiğimizde arabadan tabiri caizse boğulları aile daha indirmeden babam hadi şurada güreş var der götürürdü. Ama şehir hayatı, üniversitede yaşama hayatımızın farklı bakış açıları bizi güreşten uzaklaştırmıştı. Hakikaten çevremizde de son zamanlarda güreş olmuyordu. Ben iddia ediyorum yani eğer bir insan üç defa güreşleri sabırla seyrederse dördüncü de artık merak edip kendisi nerede olmuş diye güreşleri seyircisi olur ve. Zaten sefer, doğal olarak takibini e, de aslında yapmaya başlayacak bir anlamda. E, tabii doğal olarak tabii. başlıyor. Biz ilkinde e, vatandaşımızın buna çok büyük bir talebi olduğunu e, bildiğimiz ama. E, yapmakla ilgili yetkilerimizin olmadığı bir süreçten geçtik. Tabii belediye başkanı olunca yerel yönetici olarak buna değer vererek e, tüm ayrıntılarını, geleneklerini tekrar nasıl yaşatabiliriz? Ve ben şunu gördüm, e, bir seyirci olarak, güreşsever olarak, e, insanlar sabah saat 8'de baş pehlivanları seyretmek için geliyorlar. Hatta her boyda pehlivan var. E, onları seyretmek için geliyorlar. Akşam güneş batıncaya kadar güreş yapılıyor. Güneş batıncaya kadar yerinden kalkmıyor. Belki biri kapar, tabii. gider gelir. Yani insani ihtiyaçlarını bile karşılamıyorlar. Ee, bir e, uluslararası yapılan, müsabakaları olan takımlara baktığınız zaman, süresini yarım saat geçtiğinde kimse seyirci olarak kalmaz. Ama bu güreşler, çok ilginç bir seyircisi yani. var ve on binlerce seyircisi var. Ve sabit seyirci. Ee, buna baktığınız zaman kırsal mahalleler mi seyrediyor bunu diye baktığınızda herkes var. Ben genimizde olduğunu düşünüyorum. Yöremizde olduğumuzu, örfümüzde, geleneğimizde olduğu için bu kadar e, sevildiğini düşünüyorum. Siz değerli basın sayesinde de aslında e, toplumun her kesiminle birleşecek. İnsanlar biraz daha e, baktıkları zaman biz de bu konuda e, markalaşma ile ilgili, dünyaya nasıl yayarız da ilgili belediye başkanları bir araya geldik. E, çünkü sadece bizde bu değerin kalması çok doğru değil içinde Türk ve pehlivan kelimesi olan ve bizim tek sporumuz aslında baktığınız zaman Avrupa'nın evet. bilmediği aynen yani aynen. bunu tanıtabileceğimiz. Bunu kendimize görev edindik. Yağlı güreş düzenleyen belediyeler birliği kurma hı. fikri ortaya çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edibur bu konuda dedi biz öncülük edelim. Bütün çözüm ortaklarını yani güreşenleri, A ağ vardır. Ağları, federasyonumuzu hı hı eski baş pehlivanları, hakemleri, cazgırları bir çalıştay yaparak Balıkesir merkezde topladık. İnsanlar içine döktü. Geliştirmeyle ilgili neler yapabileceğini söyledi. Tabii biz yerel yöneticilere çok görev düşüyor. Çünkü er meydanı öyle sıradan bir meydan değil. Futbol sahası gibi çok detaylı bir yer değil ama er meydanı da çok ciddi bir bakıma ihtiyacı var. E, seyircinin o günlük ihtiyacını karşılayacak hmm. güreş seyrederken ki yerlerine, rahat seyredebileceği yerlere. E, bu güreş e, yıl boyunca farklı yerlerde yörelerin e, geleneklerine göre yapılıyor. Önceden her düğünde yapılırmış. E, Pehlivanlara baktığınız zaman çok nazik, centilmen. Yani o ya öyle güzel bir şey ki 80 kiloluk e, bir pehlivan, 130 kiloluk pehlivanı yenebiliyor. Yani e, direnç, e, ...centilmenliğin en üstte olduğunu söyleyebiliriz. Can yakamıyorsunuz bu güreşte. Yani Ay Kendi içinde çok affedersiniz sözünüzü kestim ama... ...kendi içinde çok e, karakteristik, çok farklı diğer spor dallarından... E, ...özünde ciddi anlamda ruhu olan... Kesinlikle. Ee, bir atasporundan bahsediyoruz. Dolayısıyla elbette e, bütün spor dalları çok kıymetli ama biz kendi açımızdan biraz daha Bu bizim dünyaya, dünyaya anlatabilecek Aynen, bir hikayemiz. Ama İçinde çok özü var. E, Sayın Başkan örneğin e, Kırkpınar yağlı güreşlerinde de geçtiğimiz e, haftalarda çok ciddi anlamda da bir e, dış basının talebi de vardı aslında. Yani oradaki o dış basının takibini de biz gördük. Yani biraz daha anlatılmaya ihtiyacı var ama... Olması gereken yerde mi? Tabii o ayrı bir soru. Çok anlatılmaya ihtiyacı var çünkü e, yani yapılmış çalışmalar profesyonel bir marka tanıtımı gibi yapılmamış. Yani mesela bizim e, timin e, Discover the Potential sloganı var. Potansiyeli keşfedin. Hı hı. Aslında o potansiyelin içerisinde en önemli turizm metası e, kültürdür. Hı hı. Çünkü insanlar artık birbirine benzer binaları görmekten deniz evet. görmekten değil değişik, orijinal olan. E, şeyleri görmek istiyorlar. Bu tamamen orijinal Türk evet. usulü güreş. Yani güreşin çok farklı modelleri var. Ve e, minderde güreş dünyanın her milleti yapıyor. Ama bu yağlı güreş Hı -hı. kıspetinin hikayesinden tutun. Evet. E, dualarla başlıyor. Bunu sadece Müslümanlar güreşebilir böyle. Hı -hı. E, Fatiha ile başlıyor güreş. E, şeylerine baktığınız zaman yani seronomisine baktığınız zaman dünyaya gerçekten anlatılması gereken bir şey. Biz Fas'a gittiğimizde işte e, Fas'ta e, bir ikramın öncesinde Bedevi Savaşları'nı anlatan, e, aslında çok da böyle seyredilmeye değmeyecek ama müthiş bir turist çeken bir Fas'ı biliyoruz biz. Ben Toronto'ya gittim, orada da Medieval Times diye, Orta Çağ diye e, süvariler birbirine giriyor, 300 dolar bizden para alıyorlar. Bizim bu hikayemiz eğer iyi anlatılırsa e, sırf bununla ilgili turizm hareketlenebilir Zaten biz bunu yerel yöneticiler olarak halkımız için yapıyoruz. Yani çünkü halktan ciddi pehlivan var. Başka bir millet yok. Ben uluslararası iş yapıyorum. Babasıyla oğlu güreşen başka millet yok. Biz boğuşuyoruz zaten. Genimizde güreşme var. Kardeşler güreşir. Yabancılar o kadar fiziksel temasa abi kardeş girmez. Hep biz öyleyizdir. Ve bu yağ işin tam centilmenliğini ortaya koyuyor. Ve orijinal, kısmet de orijinal. Dünyaya anlatılması gereken bir Kesinlikle. hikaye. Bir sonraki programa nasip olursa ben bir de baş pehlivanlarımızla geleyim İnşallah. size. İnşallah, tabii ee, çok memnun oluruz. Yani hepsi tabii. kültürlü, üniversite tabii. mezunu. Ee, baktığınız zaman acaba bu e, nasıl insanlar güreşiyor diye baktığınızda kimisi beden eğitimi öğretmeni, kimisi iktisatçı, kimisi tarihçi. Yani baktığınız zaman yani ben de müsait olsam ben de güreşirim. Çünkü çok zevkli, keyifli. E, e seyirci olarak da çok Tabii. keyifli. E, bir iddia var. E, meydan okuma var bunda. İşte evet. pehlivanlar birbirine meydan da okuyabiliyor. Sabır e, var. Sabır Saatlerce var. değil mi? Zaman zaman günlerce. E, çok İzleyici, çalışıyorlar. Kesinlikle e, öyle. Ama izleyicisi de bir o kadar kıymetli bir kitle aslında. Ya onu yani galiba yani, bütünleşiyor ben, biraz ben, değil mi yani sizi, sizi mutlaka o er meydanda pehlivanlar güreşirken insanları çekmeye. Yani nasıl seyrediyorlar? Kaç saat seyrediyorlar? Bunun bir şeyini halkımıza göstermek lazım. İlgiyi arttırmak gerekiyor. E Tabii bu güreşleri yaparken 10 bin kişilik bizim Kırkpınar stadımız, daha doğrusu Er Meydanımız var. Şimdi yeni yapılıyor, spor bakanlığımız yapıyor. Bizimki de 10 bin civarında insanın keyifli seyredebileceği ama 20 bin insana yakın insanın orada zevk alarak seyredebileceği ama sandalye sayısı... yani. Fırsat buldukça herkes kendi pehlivanını seyrediyor zaten. Evet. E, mutlaka e, bunun gündeme getirilmesini ve sizler tarafından da e, uluslararası arada tanıtılması bizim bu yağlı güreş düzenleyen kentler birliğinin evet. ikinci amaçlarından bir tanesi. Birincisi kaliteyi arttırmak. İkincisi de bunu e, bir sumoyu nasıl biz duyduysak biliyorsak e, dünyada diğer yaşayan 7 milyar insanın da farkındalığını arttırmak Kesinlikle. ve buna değer veren insanlara... Bunu ticari noktada da pazarlamasını yapmak. Bugün futbola baktığımız zaman evet. tamamen ekonomi üzerine dönüyor, reklam üzerine dönüyor. Bunun da anlatılacak çok hikayesi ve geleneği dürüstçe, Tabii. daha doğrusu düzgün bir şekilde yaşatabilecek altyapısı var. Hikayesi çok uzun. Hikayesi çok uzun. Aslında hikayesinin her bir noktası da birbirinden daha değerli. Anlatılmaya kesinlikle çokça değer. Ve çok siyaset üstü. E, onu da şöyle söyleyeyim. Edirne e, Belediye Başkanı'mız CHP'li ve bazı Belediye Başkanlarımız Ak Parti'li, bazı Belediye Başkanlarımız e, diğer be, siyasi partilerden MHP'li. E, biz hiçbir şekilde birbirimizle o partiler ne olursa olsun tamamen güreş konuşuluyor. Hiçbir zaman burada e, yani siyasiyete çekilmiyor bu. Tamamen güreş konuşuluyor. E, çünkü kendi özünde de var. Bu belediyeler birliğimiz de hep beraber hareket ettiğimiz ve kaliteyi arttırmak için yaptığımız bir şey. İşte e, Spor Bakanımız güreşlerimize nasip olursa gelecek, e, nasipse seneye de Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. O da çok seviyor, pehlivanların hepsini e, tanıyor. E, böylece e, basının ilgisi artarsa, seyirci sayısı mutlaka artar. E, seyirci sayısı artarsa da bu işin tamamen gelenek, göreneklerimize göre kalitesini arttırarak toplumumuza mal olmuş evet. önemli bir anlatılacak hikayemiz. Mazisi çok güzel. Yani bunun e, bu kadar kısa sürede gündeme getirilip e, anlatılması çok mümkün değil. Ama kısmetin ayrı hikayesi var, peşref çekmenin ayrı hikayesi var. Mesela e, peşref çekerken kartal kanadı gibi açıyor elini, meydan okuyor. Ama toprağa eğildiğinde de topraktan geldim diyor, toprağı öpüyor. Ee, rakibinle peşrev çekerken birbirlerinin paçalarını tutarlar. Çünkü hı hı. o paça gevşek olduğunda yenmek kolay olur diğerini. Ee, gevşek mi değil mi diye yaparlar. Yani güreşin her kısmında ayrı evet. bir dua, ayrı bir müzik, ritim, ayrı bir e, şey var, oyun var. Yani bunun e, bakıldığı zaman insanlar, yani şimdi futbolun kuralları, basketbolun işte 3 metreden atış puanı gibi kendi içinde kuralları var ama bu geleneklerimize göre gelen şu bile Şimdi onu kırmızı dileğimiz. Ona sonra onu soracağım ama elbette her spor dalının branşının e, kuralları mutlaka var. Ama bizim bugün konuşuyor olduğumuz sizin aracılığınızda bir kez daha aslında konuşuyor olduğumuz geleneksel ata sporumuzun kuralı ile birlikte ruhu var, özü var. Ve, yüzyıllara dayanan bir şey. Tabii değil yani mi? bu kurallar çok öncesinden konulmuş. Türk İslam sentezinin evet. oturması, mesela bizim başka... başka. bir Spor dalında böyle bir şey var yok. Mı Sayın Başkan, yok. yok. Benim Ve bu tamamen bize ait bir güreş. Başka milletlerde evet. de yok. Mesela e, bizim Kurt Dereli Mehmet Belivan, Balkanlardan, Bulgaristan'dan gelmiş Hı -hı. bir baş Balıkesir'in özelliği de e, genelde Balkanlardan evet. hem 1890'dan sonra gelenler, hem 1940'larda gelen göçmenleri en çok ağırlayan bölgeyiz biz. E, o yüzden bizde basket çok iyidir, güreş çok iyidir. Aha. Boy uzun, yüzme de çok iyidir. E, ben de kişisel olarak tenise çok önem veriyorum. Gençlerin öğrenmesi hmm. gerektiğine inanıyorum. Hepsini birden yaptırıyoruz. Yani iyi bir planlı bir şekilde okulların hepsinde güreş yapabilecekleri yer basketbol sahaları, tenis kortları yaptık. E, yeni nesil çok güzel yetişiyor. Bolca, spor. Bolca e, spor. Şimdi biraz önce sözünüzü kestim ama kırmızı dipli mum. Değil evet. mi? Yanlış söylemiyorum. Kırmızı dipli mum. Heh. Ne ifade ediyor? Şimdi bir atasözümüz var bizim. Ee, seni kırmızı mumlu, dimli, de, mumla mı davet ettik diye. Ee, şimdi onun geldiği hikayesi bu. Ee, kağıdın kalemin çok yaygın olmadığı, davetiye usulünün kağıtla da olmadığı dönemde e, tabii elektrik de yok. İnsanların birbirini davet ederken hediye götürülermiş. En önemli hediye hı hı. mummuş çünkü kendinizi aydınlatın geceliğin yani löküs yok şey yok. Mum kıymetli bir hediye. Mumun kırmızı diplisi de davet için kullandırmış. Eğer bu mumu köyün meydanında kapalı bir mekana yakılırsa kimin mumu bu derler? İşte Ayşe'lerin derse buyurun gelin cemiyetimiz var yeme içme serbest e, sizi bekliyoruz demekmiş. E hali duyun düğünümüz var cemiyetimiz var. Ama Bizim size getirdiğimiz gibi böyle kırmızı diplom hususi getirilir verilirse hediyeni al sen de düğünümüze cemiyetimize gel demekmiş. E biz de size getirdik artık sizleri İnşallah de bekliyoruz. İnşallah iştirak etti, elbette. E çok teşekkür ediyoruz. E dediğimiz gibi aslında bugün burada konuşurken anlattığımız her bir geleneğin, göreneğin, özünün ne kadar eskilere dayandığı. Dolayısıyla siz biraz önce dediniz ya biz elbette biliyoruz kendi içimizde ama bir araya geldik. E, yerel yönetimler noktasında ne yapabiliriz e, yapılması gerekenleri konuştuk ama mutlaka ama mutlaka markalaşmanın önemi şu Kesinlikle. dönemde zaten yatsınamaz. Biraz daha sınırların ötesine aşıp e, bilincin, farkındalığın, bilinirliğin artırılması için tüm bu sizin paylaştığınız e, o önemli noktaların anlatılması için de çok önemli bir sürece ihtiyaç var. Tanıtım noktasında da çok önemli Tabii, evet. bir sürece ihtiyaç var galiba. Her başlangıç biraz demlendikten sonra lezzetli sonuç verir. Hı hı. Çayın bile bir demlenme süresi var. Ee, kendi içinde tamamen ülkemiz tarafından sindirilmiş bir şey. Hı hı. Ama yurt dışında e, işte biz elçiler çağırıyoruz. Şu anda hı hı. E, Bosna'dan, e, Bulgaristan'dan, e, Almanya'dan, kardeş şehir olduğumuz yerlerden hı hı. diğer belediye başkanlarımız da davet ettiler. Yani şimdi bu güreşlere davet ediyorlar. Böylece yabancıların da ilgisi çok fazla var. Yabancı heyetler de var bizlere <laughs> e, bu güreşlerimize seyirci olan. İlgi gittikçe artıyor, artıyor. dediğiniz gibi. E, şimdi siz biraz önce e, Balıkesir'in de konumundan, tarihsel e, özelliğinden bahsettiniz. Dolayısıyla aslında e, Balıkesir'in de kültür ve tarihle iç içe geçmiş olması bu anlamda çok önemli. E, ilde e, geçmiş itibariyle, tarihi itibariyle ata e, atasporun sporlarını tabii bugün sadece güreşten bahsediyoruz ama... Değil mi farklı spor dallarımız da var yani ata sporlarımız e, hep birbirini besleyen şeyler bunlar. Şöyle söyleyeyim atlı okçuluk ve savaş sanatları evet. ile ilgili biz kulüp kurduk. Hı hı. Karesi hı hı. kulübü ee, bu kurduğumuz kulüp e, atları var atı olan arkadaşlarımız var okçulukla ilgili de talimhane kurduk ve şu anda Türkiye'de bir şehirde en fazla hem kulübü 3 tane kulübümüz var onlar kendi içinde kulüpleştiler de e, 90 tane atımız var. E, bu atlarla beraber artık artık filmlere bile gidebilecek hı hı. E, donanımda iyi yetişmiş okçularımız var hı hı. E, ve e, atlı okçuluk ve savaş sanatları ile ilgili uluslararası 3 tane yarışma yaptık hı. altın ok diye e, buna basının ilgisi de oldukça yüksek oldu e, tabi kuralları yeni belirleniyor çünkü Türk usulü e, turnuvaların düzenlenirken Macaristan'dan Bulgaristan'dan Ukraynadan çok farklı e, yine bizim Balkanlardaki hakimiyet bölgemizdeki e, ülkelerden şeyler geliyor. Yarışmacılar geliyor. Çok belirli bir e, şeye oluş oluştu Görselleri zaten çok başka. E, benim çocuğum da ata binmeye başladı. Oğlum da güreşiyor benim. E, bu güreşlerde güreşiyor. E, yani istiyoruz ki geleneklerimizi yaşayalım. Nereden geldiğimizi görelim. Bunları filmlerde değil evet. e, görelim. Bizim balıkesir bölgesi de e, 22 tane adası olan. Ee, hem Ege'ye hem Marmara'ya evet, evet. kıyısı olan Türkiye'deki e, satılabilir değerli madenlerin 76 tanesinin 56 tanesinin en büyük rezervinin olduğu, evet. her 3 kilometrede bir köyünün olduğu, yani ciddi bir e, insan yani e, mutfağının dünya lezzetlerinin içerisinde hem zeytinyağlı evet. hem balıkesir kuzusu yer herkes meşhurdur yani şu anda restoranlara gittiğinizde kesinlikle çok turizm e, deseniz. <laughs> doğal güzellik her açıdan bakıcı açısından birçok bir şey var yani, yani. Işi Bazı bilenler, illere birçok şey olur ama bizim sizinle bugün konuşuyor olduğumuz Balıkesir itibariyle profesyoneller bizim bölgeye tatile yeme içmeye gelirler ama profesyonel olma yolunda olanlar biraz daha güneye inerler evet ama birçok nokta açısından da gerçekten güneyden çok çok ileride bir Kesinlikle. Kaz bahsediyor. dağlarımızda, Onu denizimizde. Onu özellikle söyledim. Oksijen açısından gerçekten Şimdi bu bulunmaz sporlarımız nimet. da turist çok getirmeye başladı, Hı -hı. başlıyordu. Harika. Ee, şimdi bugün e, atasporumuz üzerine biraz konuştuk. Evet. Aslında üzerinde de konuşulması gereken çok fazla nokta var. Tabii bugün konuştuğumuzdan ibaret elbette değil. Ee, i̇sterseniz e, biraz da yine spor e, spor branşlarıyla alakalı geleneksel sporlarla ilgili yaptıklarınızdan yapacaklarınızdan biraz bahsettik ama bununla birlikte eksiklerimiz de vardır mutlaka. Tabii. Ee, şimdi biz yerel yöneticiler olarak büyük şehir olduğunda büyük şehir fiziksel değişikliklerin büyük bir çoğunluğunun görevi onlarda. Yani yerin altı ile üstü çalışma. Biz biraz onların bakım ve kentlileşme, şehirli olma, kaliteli yaşama üzerine Vazifelerimiz var. Yani çünkü e, yerel bir ilçe belediye başkanı, her büyük şehirin göbeğindeki biz metropol belediye başkanıyız, Hı -hı. merkezde. E, biz de kendimizi e, nelere stratejik planımızı yaparken önemsememiz gerekiyor. Tabii ki asfalt yol, çocuk parkı bunlar görevimiz ama insanlardaki gettoyu yani Hı -hı. kırsaldaki yaşama şeyini e, birden değiştiremiyorsunuz. Yani fiziksel ihaleleri 18 ayda bitiriyorlar. Bugün evet. Osman Gazi Köprüsü 3 yıldan kısa bir sürede bitti. Ama bir insanın yetişmesi çok zaman alan bir şey. Ve vandalizmi engellemek, o kültürle beraber yaşamayı, o yapılan şeylere zarar vermeden kendinizi de geliştirmek çok zaman alan bir şey. Biz de Karesi Belediyesi olarak arkadaşlarla geleceğin 40 yıl sonrasını planladığımız işler var. Gençler de bunların içinde. Bir de mevcut sorunları çözme gibi görevlerimiz var. Mevcut sorunları çözmekle ilgili hızlı bir şekilde çalışıyoruz, bunları yapıyoruz. Hı. Ama acaba e, 2030 yılında Karesi denince insanların aklına ne gelecek? Evet. Vietnam denince savaş geliyor, Roma denince e, eğlence geliyor, Los Angeles denince kumar geliyor, Paris denince aşk geliyor. Karesi denince ne gelecek? Çünkü biz Karesi kelimesini yeni kullanmaya başladık. Hı. Bu Kara İsa Bey Beyliği yani e, Selçuklu'nun bağlı oldu Osmanlıya ilk ilhak olan ve e, Alpasta'nın girdiği andan itibaren de e, bizim bölgede Türk ve Türk varlığı var olan bölgeyiz biz ve medeniyetler beşiği Sokrates de bizim oradan, Eflatun da bizim oradan çıkmış insanlar. E, şimdi biz kendimizi de. çok iyi anlatamadık yani hem Avrupa medeniyetleri hem Asya evet. medeniyeti içerisinde e, aslında tam kültürümüzün yaşadığı bölge bizim buraları. E biz yerel yöneticiler bunları vazife edindik hem Cumhuriyet tarihimizle ilgili önemimizi, Kuvayi Milliyeyi hem geleneksel sporlarımızla beraber insanlar, Çünkü İstanbul'da yaşayan bir insanın at bakması mümkün değil ama yani benim denize uzaklığım 80 kilometre denizin hemen evet. dibinde gidip girebiliyorsunuz Tabii. Ata e, şehirden o yani 10 kilometre uzaklaştığınızda her yerde at bakabiliyorsunuz. E, bu e, at olayı da çok pahalı gibi algılanıyor insanlardan. E, bir yarışmış güzel bir atın zamanı geldiğinde artık yarışmadığında hala 8-9 yıl yaşamı var. Bu çok iyi size binicilik şeyi yapabilir. E, bu atı 5000 liraya alabiliyorsunuz ve yediği bir çuval şey evet. e, saman. Çok pahalı bir spor Değil, gibi evet, algan. Bizim evet. oralarda daha da ucuz. Aynen öyle. E, şimdi yavaş yavaş da sona geliyoruz aslında. Evet. Ben sözü size bırakayım hem 11-12-13 Ağustos dedik Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri üzerine biraz konuştuk ama bu kadarla evet. da değil hep onun Şimdi, altını çiziyoruz. E, Var mı ekleyeceklerimiz? Ben Başkan? e, belediye başkanı olmadan önce e, dünyadaki metropollerin çoğunu gezdim. Hı hı. Yani gezerken de e, nasıl gidilmesi gereken yerler listesi veriyorlardı onlara katılıyoruz hep bir şekilde. Hep karnavallara özenmişimdir. Hı hı. Hep e, kendilerine ait şeyleri bize anlatırken ya şimdi mesela Kanada'da, Toronto'da bir yere götürüyorlar bizi. Ya Bir tanecik kale yani yıkıntısı var. E, i̇şte ilk Fransızlar gelmiş oradan ateş etmiş öbür taraftan e, farklı şeyler. Tam yarım saat olmayan tarihi anlatmaya çalışıyorlar. Bizim her yerimiz tarih evet. bununla ilgili yapamıyoruz. Ee, i̇nsan neyi eleştirse Niye yapmıyorlar dediğimiz şey başımıza geldi Yerel yönetici oldu <laughs> ee, Ben de e, bunu bir kortejle başlatıyoruz Ve ilk önce Kurtdereli Mehmet Pelivan'ın e, Anıt mezarı var Hem mezarının olduğu yer Orada Mevliti Şerif Ve e, resim sergisiyle beraber Şeyi başlatıyoruz Akşamleyin kortejimiz var Halkımızı şeye davet ediyor Baş güreşlere O an insanlar fotoğraf çektirebiliyor Baş pehlivanla Denk gelme şansı oluyor. Bu bir heykelimiz var bizim Kurt Dereli Mehmet Pelivan heykeli, güzel görkemli bir heykel. O heykele kadar halkımızı davet ediyoruz. Böylece duymayan insan kalmasın diye esnafımıza da küçükleri var bu kırmızı mumların, onları takdim ediyoruz. Yani buyurun gelin davet diye. Tabi basım vasıtasıyla tüm yöremize hmm. dağılıyor bu. Ee, 12'sinde cumartesi günü klasik güreşler başlar. 1200 tane pehlivan güreşiyor burada. E tabii elemelerin yapılması için boy ayrımı ve hı hı. güreşlere hazırlıklar yapılıyor. Pehlivanlar eleniyor. E, pazar gününde de en iyi 36 pehlivan kalıyor. Hı hı. E, bunu da seyir zevkinin en yüksek Aynen. olduğu e, gün cumartesi şey pazar günüdür ve akşam 5-6 gibi de son pehlivanlar final güreşleri oluyor. Orada zaten altın kemeri takıyorlar. Hı. Peki e, sürenin sonuna geldik. Şimdilik noktalayalım. İnşallah bir sonraki Tabii. yayınlarda biraz daha detaylı farklı e, boyutları ve başlıkları da konuşma şansımız olur. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar Bize imkan diliyoruz. verip güreşlerimizi tanıtma fırsatı sağ olun. verdiğiniz için Kolaylıklar sağ olun. Kolaylıklar dileyelim. Sevgili İzli Cirel karesi Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmazlı konuğumuz noktalayalım akşam haberlerini. Yayınımız kısa bir aranın ardından sıcak gündemle devam edecek. Ardından ana haberle yeniden birlikteyiz. <laughs>